Torakal bölgeden yaklaşık 38 derecelik bir eğriliği var. Normal omurga aksı 38 derece torakal bölgeden sapmış. Şu şekilde gelmesi gerekiyordu. Biraz daha aşağıya alırsak hastanın bir de torakolumbal bileşkede 50 dereceye yakın bir skolyozu var. Gördüğünüz gibi şu alanın düz olması gerekiyordu ama yaklaşık 50 derece torakolumbal bileşkede 38 derecede torakal bölgede bir skolyoz mevcut bu hastamızın. Skolyoz omurganın 3 eksende de meydana getirdiği bir deformitedir aslında. Skolyozu nasıl anlayabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Skolyozun belirtileri nedir? Aslında çok net bir şekilde evde yapacağımız basit testlerle bunu anlayabiliyoruz. Bizim için aslında bizim en çok hitap ettiğimiz kesim ise lise ve ortaokul grubu çocuklar. Çünkü bu yaşta fark edildiği zaman skolyozun tedavisinde daha etkin bir sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle omuz boylarında eşitsizlik vardır. Bir omuz diğer omuza göre çoğu zaman daha aşağıda gözükür. Onun dışında çıplak bir şekilde çocuğunuza arkadan baktığınız zaman kürek kemikleri de aslında eşit değildir. Bir diğerine göre biraz daha aşağıda duruyordur. Daha aşağı geldiğimiz zaman kalçada da bir eşitsizlik vardır. Biz en çok şu şekilde şikayetle gelirler. Bir bacağım diğerine göre daha kısa hissediyorum. Bu şikayetlerle ortopedi birimine gelen hastalarımız, uzman doktorlarımız tarafından skolyoz tanılarını aldıktan sonra fizik tedavi birimine yönlendiriyorlar. Dünya üzerinde yapılan çalışmalarda %2 ile 4 arasında bir oran var. Yani 100 kişiden ikisi veya 4'ü skolyoz hastası aslında. Ama bunun çok büyük bir kısmı bunun farkında değil sadece. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla 8-10 kat daha fazla gözüküyor. Burada bizim için en önemli olan şey şu. Kız çocuklarında menaj döneminde yani ilk adet gördüğü dönemden sonra büyüme hormonu daha fazla salgılandığı için ciddi oranda büyüme gelişiyor. Bundan dolayı da omurgada eğrilikler daha da şiddetleniyor. Yani skolyoz hastası bir kız çocuğunun mutlaka ilk regliğinde bir fizyoterapiste danışması gerekiyor. Ondan sonraki 6 ay ile 2 senelik dönemde mutlaka kontrolümüzde olması gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarının vücutlarını iyi tanımaları gerekiyor. Çünkü çocuklar bilinç düzeyi yüksek olmadığı için birçok zaman fark edemiyorlar. Ama ebeveynler çocuklarını kıyafetlerini çıkarttıktan sonra arkadan incelemeleri gerekiyor bu konuda. Omuz boylarının eşitliğine bakabilirsiniz. Özellikle omuz boylarında eşitsizlik olan çocuklar ya da sırtında bir tarafta dışarıya doğru daha büyük bir çıkıntı. Bizim gibi gibozite dediğimiz halk arasında da böyle çıkıntı, sırt çıkıntısı olarak kamburluk gibi gözüken ama tek tarafta daha yoğun olan çıkıntılardan fark ettiyseniz. Ondan sonra çocuğunuzun bir bacağı diğerine göre daha kısaysa ya da pelvis dediğimiz leğen kemiğinde bir eşitsizlik varsa gözlemlediğiniz bu şekilde şikayetleri, gözlemleriniz varsa mutlaka hastanemize başvurabilirsiniz. Son teknolojinin gelişmesiyle beraber biz son 8-10 yılda daha da şiddetlendiğini biliyoruz. Teknolojinin gelişmesinden dolayı çocuklar teknolojiye, telefona özellikle yanlış pozisyonlarda ve yanlış duruşlarda uzun süreli durdukları için ondan dolayı skolyozlarının aslında birçok kişinin şiddetlendiğini, arttığını biliyoruz. Skolyozun aslında sebebi belli değildir. Doğuştan gelebilir ya da daha sonraki çevresel faktörlerle gelişebilir. Örneğin tek taraflı çanta takan kadınlarda bir skolyozun daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Çünkü omuz boyları eşit olmuyor o kişilerde. Son 100 yılda gelişen bir tedavi metodu var ve bu tedavi metodu ciddi başarı oranına sahip bir metot. Yapılan 2017 yılında yapılan bazı çalışmalar var bu metotla ilgili. Skolyoz üzerine Schrott metodu diye geçiyor. Hastalarımız sürekli şunu söylemekteydi. Bu tedavi metodu aslında olmadığı için büyük şehirlere gitmek zorundayız. Daha çok Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'da tedavi görüyorlardı şehrimizdeki ya da bölgemizdeki hastalar. Artık bu tedavi metodu hastanemizde benim tarafımdan uygulanıyor.